Daha güzel, daha yüksek yerlerde görmek istiyorum. Göreceğiz inşallah. De, göreceğiz de inşallah. Göreceğiz inşallah. Ozan Gökkaya'yı biz uğurladık. Zamanımız olmadığı için biz Ozan Gökkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ablacığım dedi, benim için dedi Fransa'ya, benim sözlüm Helen'e, Helen Yeşilbaş ve ailesine selamlarımı iletirsen dedi mutlu olurum. Biz de Yeşilbaş ve Gökkaya ailelerine selamlarımızı gönderiyoruz. Fransa'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Ayrıca köy konağı açılışını yaptı Sivas Hafik Kamış Başkanım Salih Sürün. Ona da çok teşekkür ediyorum. Timuroğlu Gayrimenkul, Sunay Şimşek ve eşi Nalan Şimşek'e çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. İkisini de çok öpüyorum. Özel istekleri vardı, borcum olsun. Haftaya Ardağan'ın yollarını mutlaka okuyacağım. Ali Özdemir'e Kangal'a Sivas'a selam olsun. Bu ayrılık olmazdı, burada söylendi mi? Kangal sallanıyor dedi. Sallanıyor mu? Ayağa kalkıyormuş Kangal başkanım. Evet, evet, doğrudur. Ben de öyle işte dedim, ayağa kalkacak dedim. Hüseyin Alpa'ya teşekkürlerimi sunuyorum, selamlarımı gönderiyorum Ankara'ya. Mesajlarımız yine bize geliyor. Eğer müsaadeniz olursa başkanım, sizden küçük bir müşahede istiyorum. Sponsorumu buraya alıp 8 dakikalık bir sunumumuz var bizim. Tabii, tabii. O 8 dakikalık sunumu yapmak istiyorum. O sunumu hazırlarken de gönüllerin sesi Orhan kardeşim burada. Şöyle kamera Orhan kardeşime dönerse, Klas Emlak Arsa Ofisi'nin bu Silivri Alevi Kültür Dernekleri misafirimiz demiştik. Misafirlerimize ikramı var. Gönüllerin sesi Orhan kardeşim şöyle bir başlarsa, Klas Emlak Arsa Ofisi sahibi Mehmet Akbayır'a teşekkürlerimizi sunuyoruz bu ikramından dolayı. Ağızları tatlandıralım dedik efendim. Tatlı konuşalım. Birlik olsun, dostluk olsun, barış olsun, güzellik olsun. Onlar semah olsun, türkü olsun, yüreklere dolsun dedik efendim. Şimdi veteremiz hazırsa sunum veteremiz. Hemen veterimizle burada sizlerle beraber olacağız. Şu anda da Klas Emlak Arsa Ofisi'nin sahibi Mehmet Akbayır bizlerle birlikte. Neden buraya gelip insanlar yatırım yapsınlar? Sanayi bölgesinde olduğu için, iş imkanlarının bol olduğu için ve bugün alıp hemen kullanılmaya müsait olduğu için, içerine konteyner koyup, prefabrik koyup, iki katlı ahşaptan villa gibi yapıp da kullanıldığından dolayı, burası sanayi bölgesinde iş imkanlarının da bol olduğu için, hobi bahçesi gibi hafta sonlarında gerek her zaman da kullanmaya cezbeden tarafı bu. Burada kaç parsel arsamız bulunuyor? Arsalarımızın fiyatlarından, ödeme koşullarından bahsedebilir misiniz? Burada toplamda 80 parsel arsamız var. Adını belki biz vade diye koymuyoruz ama 8-10 aya kadar zaten yarısını peşin, yarısını da ben şu şekilde ödeyeyim dedik yerinde eşit taksitlerini 8-10 aya kadar vade yapıyoruz. Bunlarda ne vade farkı, ne faiz, ne ipotek, ne kefil, hiçbir şekilde, hiçbir şartlar altında bir zorlu dosya masrafıdır, kefildir, teminat veyahut da sattığınız herhangi bir yerin üzerine ipotek bile yok yani. Ben bu işi gerçekten severek yapıyorum. Şöyle bir dönüp de baktığınız zaman şu görmüş olduğunuz arazinin tamamıyla ilgili sonuca bir dönüp baktığınızda bir belli bir müddet sonra bir köy kurmuş oluyoruz. Bir yaşam alanı kurmuş oluyoruz. Bu gerçekten bana çok güzel bir zevk veriyor. Şu üzerinde durmuş olduğumuz yolun, yani şu yol güzergahından, köyden aşağıdan biz buraya, köyden suyunu getirdik. Şu arsalarımızı biz daha önce zaten görüntülemiştik, şu anda kapatılmış bir vaziyette hazırlandı. Zaten onu görüntüledik, bütün arsalarımızın başına kadar su tesisatları gelmiş durumda. Elektriğimiz gelmiş durumda, yollarımız gelmiş durumda. Aslına bakarsanız biz değer çok altında veriyoruz buraları. Tekstil atölyeleri, üretim çiftlikleri. İnanılmaz ana yol, ana cadde üzerinde bunlardan zaten bahsetmiştik. Bunlar çok önemli detaylar. Yani burası şimdi gelecek vaat ediyor. Çok geleceği beklemeye tabii, gerek yok. Tabii. Ben Çerkezköy Kapaklı'da yazanım var. Orada 60 bin liraya satılan yerde bu güzelliği bulamazsın. Bir prefabrik, konteyner ya da ahşap bir villa yapıp etrafını ağaçlarla, çiçeklerle bezeyip hobi bir bahçe haline getirip istediğiniz şekilde küçücük bir çiftlik alanı, doğal yetiştirebileceğiniz ürünlerin olabileceği bir hafta sonu İstanbul'dan buraya biz 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika gibi bir zamanda geldik.
bir cumartesi pazarınızı burada rahatlıkla geçirip stres atıp gençleşip geri dönebileceğiniz bir alan burası diyoruz yani. Burada elektriği, suyu, ana yol üzerinde olması, köyün merkezine 200-300 metrelik bir mesafede olması, önündeki ana yol diye kastettiğimiz yer herhangi bir tarla yolu değil. Celaliye ile Eski Taşlı'yı birbirine bağlayan ana yol. Yani burada belli aralıklarla, belli zaman aralıklarıyla servis minibüsleri, yani köylerden köylere giden yolcu taşıyan servis minibüslerinin, emin olun burası var ya, kışın bile hiçbir sıkıntısız. Yani köyde insanların yaşadığı gibi. Tabii şimdi verilen paranın karşısında bunu çok bana yani ikaz eden arkadaşlarım oldu. 15 bin liraya baktı, burayı çok ucuz veriyorsunuz. Burayı çok ucuz veriyorsunuz. 15 bin liraya yarın sen böyle bir yerden bir yer daha bulup satamayacaksın. Doğru. Mehmet Akbayır bugün burada bu arsaları 15 bin liraya satar. Yarın başka bir bölgede 10 bin liraya, 20 bin liraya, 30 bin liraya ne bileyim satar. Ama Mehmet Akbayır her zaman sattığı yerlerin ne olduğunu ve sattığı müşterilerin hiçbir zaman şikayet edip ona geri dönmeyecek. Hizmette hiçbir sıkıntı yok. Bakın şu üzerinde gelmiş olduğunuz yeri görüyorsunuz. Evet. Sağlı sollu parsel. Sağlı sol. Üzerinde gelmiş olduğunuz yerde o ana yoldan ayrılıp aşağıki parsellere doğru giden ana yol. Ayrılmış ana yol. Evet. Şu üzerindeki de yeni yapılan su kanalı. Yani parsellere verilen su vanaları var. Her parsele su vanaları gelmiş durumda. Her parselin ayrı ayrı su vanası var. Yollar, parsellerin arasında yollar belirlenmiş. İşte gördüğünüz gibi sağlı sollu parsellerden. Hemen zaten ana caddenin üstündeyiz. Evet. Eski Taşlı ile Celaliye arasındaki ana yol üzerinde bulunmaktayız. Hemen arkamızda da Klas Emlak Arsa Ofisi'nin arsaları yer almakta. Evet, hepimiz Anadolu insanı olarak hepimizin köyünde mutlaka arsası, tarlası, ama acaba kaç tanemiz, kaç kişimiz kalkıp da bir bayramda, bir tatilde gidebiliyoruz? Gidemiyoruz, belki hiç gidemiyoruz, belki senede bir kez gidebiliyoruz. Ama burası öyle değil. Burası konum gereği yazın, kışın, her zaman, her gün, her saatte rahatlıkla çıkıp gelebileceğiniz bir bölge. Evet Mehmet Bey, hem ulaşım anlamında hem de zamanı iyi değerlendirme anlamında buranın mükemmel bir yatırım olduğundan bahsediyoruz. Bu konuda sizin de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi sizin de söylediğiniz Anadolu insanıyız. Ben Sivaslıyım. Siz Sivaslısınız. Evet, sayın yönetmenimiz Haydar Alçık da Malatyalı. Şimdi çok insanımız, Anadolu insanının çoğu kendi memleketine gidemiyoruz yani. Anadolu'daki evlerimize ya da kendi vatanımız dediğimiz topraklarımızın üzerine gitmek tabii herkes gönlüyle istiyor. Ama İstanbul gibi bir yer, bunun belli bir maliyeti var, belli bir külfiyeti var, belli bir zamanı var, belli bir imkan çerçevesi içerisinde. Biz burada Anadolu insanına genelde yapıp da kullanabilecek bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evet. Buradaki o güzelliği eğer biz herkese gerçekten de anlatabilirsek ne mutlu bize. Şimdi bizim şu görmüş olduğunuz yerde hiç bu yörenin insanından, yani Trakya insanından çok fazla bir kişiye verdik daha. Geneli ya senin hemşerin Sivas'ın bir köyünden, ya benim hemşerim, ya Tokatlı ya Malatyalı gibi. Ama emin olun İstanbul'da mesela bir bayram günü ya da bir hafta sonunda çoluğundan çocuğundan beraber olan, suyu olan, bahçesinde hemen ekip biçilmeye müsait olan yer olaraktan gerçekten de böyle bir yer bulmak çok zor. Bugün bu o üzerinde durmuş olduğumuz arazide, yapmış olduğumuz parsellerde, bırakın bizim konteyner koymamızı, bırakın arazinin etrafını çevirmemizi, evet, vatandaşı görüyorsunuz. Orada bizden yer alan kişi iki katlı ahşap bir ahşaptan villa yapıyor. İki katlı dubleks ahşaptan bir villa yapıyor. Evet. Yani öbür yandaki arkadaşımız prefabrikten yapmış. Yani köy mesafesinin yakınlığından dolayı da burada herhangi bir sıkıntı da yok. Aslında zaman anlamında bahanelere gerek yok.
İstanbul içerisinde bile bir yerden bir yere saatlerce trafikle boğuştuğumuzu çok iyi biliyoruz. Ben böyle bir bölgeye yatırım yapmak istesem veya yaptığım zaman oradaki bir saat ya da bir buçuk saat, bir saat 15 dakika çok da önemli değil. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Yatırım yaptığım bölgenin ona değmesi ve hafta sonu da olsa, önemli zamanlarda da olsa gelip huzurlu ve mutlu hissedebilirim. Bence burası adresi diyorum. O yüzden ne diyoruz Mehmet Bey? Klas Emlak Arsa Ofisi diyoruz. Yatırımın tek adresi, bekliyoruz herkesi. Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada ikram